Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2014 yılından 2021 yılına kadar yapılmış olan iş güvenliği uzmanlığı sınavlarında çıkan madenler konusundaki soru ve cevapları bir araya getirdim, derledim, topladım, sizlerle paylaşmak istedim. Sınava girmeden önce bu videoya bakmanız faydalı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Dilerseniz çıkmış sorulara beraber bakalım. 2014 C sınıfı sınavında çıkan sorumuz. Yeraltı madenlerde kullanılan patlayıcı maddeleri depolanma sıcaklık aralıkları nedir? Cevabımız 8 ile 30 santigrat derece olmalıdır arkadaşlar. Aynı soru diğer yıllarda da karşımıza hiç değiştirmeden çıkmış arkadaşlar. 2015 B sınıfında, 2016 B sınıfında da aynı soru benzer şekilde olduğu gibi karşımıza çıkmış arkadaşlar. Aynı soruyu değiştirerek de karşımıza çıkarabiliyorlar. 2018 C sınıfında en az kaç derece olması sağlanır diyerek, 2018 B sınıfında ise en fazla kaç derece olması sağlanır diyerek de karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar tekrarlayan bir sorumuz daha var. 2015 B sınıfında çıkmış. 4857 sayılı iş kanununa göre yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi haftalık en fazla kaç saattir? Haftalık en fazla 37,5 saattir arkadaşlar. Ve aynı soru 2016 C sınıfında, 2021 A sınıfında ve 2021 B sınıfında da karşımıza çıkmış bulunuyor. Tekrarlayan sorulardan diğeri 2016 C sınıfı ve 2016 B sınıfında çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ki, ocak havalandırma, yer altında güvenli ve rahat çalışma koşullarını oluşturmak amacıyla yeterli miktarda temiz havayı ocağa gönderme işlemi olarak tanımlanır. Buna göre ocağa gönderilecek temiz hava miktarının belirlenmesinde hususlardan hangileri dikkate alınmalıdır? Ocaktaki çalışan sayısı, ocakta oluşabilecek toz miktarı, ocakta bulunması muhtemel zararlı gazlar. Evet arkadaşlar, temiz hava miktarının belirlenmesinde bu 3 maddede dikkate alınmalıdır. Diğer çıkan soruyu da beraber paylaşalım. Yeraltı maden işinin yapıldığı iş yerlerinde insan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda ve ana nefeslik yollarında havalandırma sistemi kurulan hava hızı en fazla kaç metre bir saniye olmalıdır? Cevabımız 8 olacak arkadaşlar. Aynı sorumuz yine 2018 C sınıfında da karşımıza çıkmış. Diğer bir sorumuz 2016 C sınıfında çıkmış arkadaşlar. Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre sağlam arazide elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda şev açısı en fazla kaç derece olabilir? Cevabımız 60 arkadaşlar. 2015 B sınıfında çıkan sorumuz. Yeraltı kömür madenlerinde kömür tozu patlamalarına engel olmak için kömür tozu üzerine aşağıdakilerden hangisi serpilir? Cevabımız taş tozu. Burada bilmemiz gereken birkaç madde daha var arkadaşlar. Kullanacak taş tozu olabildiğince nem tutmayacak, silis içermeyecek, içinde %1,5'tan çok organik madde bulunmayacak, sağlığa zararlı etki yapmayacak nitelikte olmalıdır. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle. 2014 C sınıfında çıkan diğer bir soru. Maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre işveren tarafından sağlanan donanım ve ekipmanlar acil durumlarda kullanılması durumunda belirlenen işçi sayısının yüzde kaçı kadar olmalıdır? %10 arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre kapalı alanlarda bulunması gereken oksijen miktarı tabii ki de %19'dur arkadaşlar. 2015 C sınıfı sorumuz. Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre gürültülü ocaklarda ateşleme yapılabilmesi için metan oranı hangi düzeyin altında olmalıdır? Cevabımız %1 arkadaşlar.
Arkadaşlar 2021 C sınıfı sorusuna göz atabilirsiniz. B sınıfı sorumuza gelelim. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre gürültülü maden ocaklarında sağlanması gereken havalandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada doğru cevapları da okuyalım. A şıkkımız havalandırma ile ilgili değerler her vardiyada ölçülür. B havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır. C tali havalandırmada kısa devreyi önleyecek tedbirler alınır. D. Havalandırma esas itibarıyla yukarıdan aşağıya doğru yapılır. Hayır arkadaşlar, havalandırma esas itibarıyla aşağıdan yukarıya doğru yapılır olacak. Diğer şıkkımız havalandırma sistemi hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olur. Bu şıkkımız doğru arkadaşlar. Bize yanlışı sormuş. D şıkkı olacak. 2020 A sınıfında çıkan sorumuz. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimine göre yeraltı kömür madenlerinde eğimi 10 derece ile 20 derece arası olan kuyu, destandire, galeri ve taban yollarında çıkışta kaçış hızı kaç metre dakikadır? Arkadaşlar kaçış hızımız 25 olacaktır. 2020 B sınıfı sınav sorumuz zehirleyici veya patlayıcı özelliğe sahip olup maden işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yeraltı madenlerinde 8 saatlik çalışma için 20 ppm'i aşmamak üzere izin verilen gaz hangisidir? Tabii ki de hidrojen sülfürdür arkadaşlar. 2020 A sınıfı sınav sorumuza bir göz atın arkadaşlar. Arkadaşlar burada hangisi yanlıştır demiş? B şıkkı. Neden arkadaşlar? Çünkü yeraltı çalışma planları en geç ayda bir güncelleştirilir ve iş yerinde bulundurulur. 2020 B sınıfı sorumuz. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yeraltı madenlerindeki hayat hattında bulunan konik göstergeler en fazla kaç metre aralıklarla yerleştirilir? Cevabımız 10 arkadaşlar. 2020 C sınıfı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yeraltı madenlerinde karbon monoksit oluşumuna neden olmaz? Arkadaşlar cevabımız ağaç tahkimatın çürümesi olacaktır. 2020 C sınıfında çıkan sorumuza göz atınız. Burada da cevabımız E şıkkı olacaktır. Çünkü arkadaşlar çalışanların görebileceği yerlere asılan havalandırma ile ilgili yönergenin kapsamında havalandırma sisteminde kullanılan cihazların performansı bulunmamaktadır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Şimdiden sınavda sizlere başarılar diliyorum. Diğer yapacağım videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.